Merhaba, iyi akşamlar. Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisleri. Şimdi yani ben kağıt olarak adını tabii daha önce gördüm, bilirim ama pek ilgilendiğim de bir kağıt değil yani. Pek bildiğim, ya günlük hareketlerini de bildiğim bir kağıt değil. Ama geçmişine bakınca şöyle bir şey görüyorum. Şöyle bir küçültelim. Yani işte çok iyi bir sıçrama yapmış yani, harika. Ama acayip de sığ. 620 hacim var. 620. Yani kağıt 5 lirayken 3000 lira bütün günün hacmi. Baktığınız zaman çok sığ hakikaten. Yani ki o günlerde 1796 şeymiş ya kağıt. Hani hacim ortalamasıymış. Burada 61 hacim var. Bu neymiş ya, 61 hacim? Bir şey olmuştu herhalde. Artık bilmiyorum. 2000 var. Yani sığ bir kağıt. Çok sığ bir kağıt. Ne zamana kadar? İşte 2019 klasiğine kadar, Eylül 2019'a kadar acayip sığ. Orada biraz hareketlenmiş. Şurada muhtemelen de ceza almıştır. Çok büyük ihtimal ceza almıştır. Orada kaldırmışlar tabii ki. Yani 2019'da böyle küçük kağıtlara çok operasyon yaptılar ya. Yani yabancılar geldi falan. İşte bu firmaların bazıları yabancılara parasını, bu kağıtları kaldırıp küçük yatırımcılara dağıttı. Şu oldu, bu oldu falan. Gerçi bu o günden beri kaybettirmemiş ya. Reysaç var mesela. O ağlattı insanları. Reysaç. Aldılar, bir götürdüler, bir dağıttılar yukarıdan, bir indirdiler aşağı. Hala çıkamayan var. Yani bu o yönden şanslı. Burada kalanlar en azından şanslı almışlar. Burada bir 100 liraya kadar da gelmiş kağıt yani. Bu çok iyi bir kazanç arkadaşlar. Yani kağıdın geçmişine, yani ben dediğim gibi kağıt, yani takip ettiğim bir kağıt değil. Yani bilirim ama takip ettiğim bir kağıt değil. 2.90'dan 122, bilmiyorum. Belki de şirket özelinde bir haber vardır. Çok büyük bir iş yapmıştır. Bir şeyin ortağı olmuştur. Onu da bilmiyorum. Hakkında yemeyeyim şimdi. Şimdi burada tabii 618'den dönmüş. Daha evvel de oradan dönmüş. Şimdi yine buradan dönmüş. Dolayısıyla bunu 69 liranın üstünde tutan bir piyasa var mı? Onu göreceğiz yani. Şimdi kırılmazsa 69 lira aşağı, bu bir işe yararsa, bir dipten dönüş sağlarsa, ki bu özel bir formasyon mumu değil, onu söyleyeyim yani. Bu tür düşüşlerde asıl adam gibi bir şey görsek, belki burada ya da bir çekiç, ters çekiç hareketi görsek belki bir dönüş olur derim, ki hala olmaz diye de bir iddiam yok, yanlış anlaşılmasın, ama şey değil, bir dönüş formasyonu gözükmüyor. Takip edecek seviye 69, yani 69'un altı yaramaz. Oranın altında kapanış yapmaya başlarsa 50 gün, daha önceki bir önceki bu hareketin bir önceki tepesi 50 gün ve Fibonacci 178,6 geri alım noktası 53,90'da, hepsi 55'te birleşiyor aşağı yukarı. Dolayısıyla daha fazla geri bir hareket olursa tabii bir kısıtlanmış hareket yani bu, ama bir gün önce de mesela 997 burada da gün içinde hareket olmuş, ama şimdi burada biraz şey olmuş. Hani en azından artık bir taban yapmamış tabi. Farkı o diğerlerinden. Yani dolayısıyla aşağı yönlü hareketlerde 69'un kırılmasında toparlayayım, 55 lira aranır. Yukarı yönlü harekette geçecekse bu kağıt, abi 83-30'u kırmadan yeni bir tepe. Hatta 83-30'u bırakın yani burada. Hani şöyle söyleyeyim, 83-30'u kırarsa hızlanabilir. Yani 8 günün tekrar üstüne çıkacak ve aradaki dirençleri de tabi atlaya atlaya geçmesi gerekiyor. Yani yeni bir 100 küsür liralık bir tepe olacaksa, bunda kaçmış 124-60'lık tepe olacaksa, aranılmıyorsa bayağı mesafe var yani oraya, harekete. Olur mu bilemem. Ama en azından şöyle söyleyeyim, 8 günün üstünde, 83-30'un üstüne çıkıp da kapanışlar yapmaya başlarsa 83-30 üstünde, orada bir hızlanma görülebilir. Bunun dışında çok da söylenecek bir şey yok. Zaten teknik analiz için müsait kağıtlar değiller aslında. Bunlar çok, dediğim gibi, katılımcısı az kağıtlar. Katılımcısı az olan yerde teknik analiz maalesef tercih edilen bir şey değildir. Çünkü anket gibidir. Bunu hep anlatıyorum. Teknik analiz bir nevi anket çözümlemesi gibidir. Katılımcı çok olacak ki oradan anlamlı hareketler çıkarılacak. Anlamlı ortalamalar bulunacak. Şimdi burada bir pivot hesabı bile yapsak, yani şu aralıkta bir pivot hesabı, bu aralığın tam bir maliyetini yapsak, orada bile bize aldatıcı bir sonuç çıkar. Çünkü çok az işlem oluyor. Bu kağıtlar 10-10 giderken de
hacimleri düşük oluyor. Yani o yüzden teknik analizi bu tür kağıtlarda çok da tutarlı olmayabiliyor. Onu da hatırlatayım. Herkese iyi akşamlar.